İzmir'de gece saatlerinden itibaren korkutucu dakikalar geçirdiğimizi ifade edebiliriz. Saatler 3.29'u gösterdiğinde Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte bu deprem yaklaşık 7 saniye kadar sürdü. Depremin merkez üssü Buca olarak açıklandı. İzmirliler bu depreme uykularında yakalandılar diyebiliriz. Buca ilçesi de öğrencilerin son derece yoğun olarak ikamet ettiği bölgelerden bir tanesi. 9 Eylül Üniversitesi bulunuyor bu bölgede. İşte gece saatlerinde bu depremin yaşanmasıyla beraber bu bölgede yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldüler. 2 yıl önce de ne yazık ki acı bir hatıra yaşanmıştı İzmir. İşte o zihinlerde olan o hatıralar nedeniyle vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadılar. 117 vatandaşımız 2 yıl önce yaşamını yitirmişti. İşte tüm bu acılar, gidip giden canlar elbette unutulmadı. Birkaç gün önce de depremin 2. yıl dönümü alınmıştı. Deprem adeta bugün kendini yeniden hatırlatmış oldu diyebiliriz. Deprem sonrası peki nasıl açıklamalar yapıldı? Bölgede son durum neler? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrasında bölgeye intikal etti ve bazı incelemelerde bulundu. Öncelikli olarak can kaybının yaşanmaması oldukça sevindirici bir gelişme. İçişleri Bakanı Soylu herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi ilk olarak. Bir camide hasar meydana geldi deprem sonrasında. Konak ilçesinde bulunuyor bu cami. Bakan Soylu da İzmir'e geldiğinde ilk olarak bu camide incelemelerde bulundu. Ardından Buca ilçesine gitti. Buca ilçesinde büyük bir park var. Hasan Ağa Bahçesi. Hasan Ağa Bahçesi depremden etkilenen ve korkan vatandaşlarla dolmuştu adeta. Sabahı sabah etti tüm İzmirliler. Hasan Ağa Bahçesi'nde Bakan Soylu da işte bu noktada depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar ve bir takım hasarlı ihbarlar söz konusu. Çevre şehircilik ekipleri de incelemelerine devam ediyorlar. Deprem sonrası 31 kişi panik sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvurdular. Bunların 3'ü tedavi altında, bir kişinin de yoğun bakımda olduğunu ifade edebiliriz. Son yapılan açıklamalar bu şekilde. İzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde de acil bir toplantı gerçekleştirildi. İşte buraya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Müdürü katıldı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tataş burada bir açıklama yaptı. Şu anda İzmir il sınırları içerisinde 17 tane aktif fayın olduğunu söyledi. Ve gece yaşadığımız bu deprem sonrasında tam 62 tane artçı sarsıntı meydana geldi dedi. Bu açıklamalar da oldukça yeni açıklamalar. Toplantı henüz sonlanmış durumda. 17 tane aktif fayın bulunduğunu biliyoruz. Ve artçı sarsıntılar da öyle görünüyor ki devam edecek. Tabii dediğimiz gibi İzmirliler zaten acı bir deprem yaşadığı için oldukça korkmuşlardı. Bu panik de yine il genelinde hala hüküm sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Peki teşekkür ederiz Hande. Demirören Haber Ajansı'ndan Hande Nayman son bilgileri aktardı. Şimdi 2 sene önce çok büyük bir acı yaşadıkları evet. için ve gece saatlerinde olduğu için bütün İzmir ve çevresi geceyi sokakta geçirdi. Evet. Şimdi benim takip ettiğim kadarıyla yani izledim ben sosyal mecralarda görüntü vardı. Çok sesle gelmiş. Hatta her tarafta videolarda da sesi net duyabileceğiniz kadar insanlar çekmiş bildiğiniz. Ben öyle deprem çok yaşadım. Hatta rahmetli anneannem falan uğultuyla geldi derdi. Bazı depremler öyledir. Bayağı bir sesle geliyor. Şimdi bunun Richter ölçeği Rasathane işte 4.9-5.1. Eyvallah da şimdi insanlar olarak biz düz insanlar olarak mühim olan hissedilendir. Çok ürkütücü bir deprem gibi gözüküyor. Allah'tan 7 saniye inanılmaz bir şey. TV100'de izliyordum. Oraya da bir uzman bağlandı. Oradaki spiker hanım diyor ki bu çok astrolojiyle alakadar olanlar var ya. Adam çıktı dedi ki ya kardeşim dünyada 3 defa güneş tutulur dedi her taraftan. Yüzlerce binlerce deprem olur. Ne alakası var yapmayın Allah aşkına dedi yani. Ona da kızdı yani. Hani bunlara da sakın Allah aşkına sulandırmayın işi. Bence İzmir'e büyük geçmiş olsun. Bu işin biz de İstanbul depremini yaşadıktan sonra bende özellikle eksik kalan ve tamir etmeye çalıştığım ki her insanda öyledir. İşin psikolojik boyutu. Yani tamam hani sağlıksal anlamda destek veriliyor falan filan ama bence mümkün olduğunca belediyeler özelinde, valilik özelinde,
psikiyatrları televizyonlara çıkartıp bu tip doğal afetler sonrasında uyumakta güçlük çeken, korkan, rüyasında kabus gören, uykusuz kalan veya çarpıntısı sıklıkla olan, hani bizde olanları anlatıyorum ve sürekli de bir deprem olacakmış gibi hissederek tedirgin, panik halinde bir haleti ruhiye musallat oluyor. İzmir'e de bu sıklıkla da olduğu, haberlerde de haberleştirildiğinde enkaz altındaki insanlarımız, hayatını kaybedenler falan, bu mihvalde de destek verilirse çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü depremlerde yapacak bir şeyimiz yok ki be kardeşim. Evet, elimiz kolumuz bağlı. Ne yapabilirsin yani? Şimdi İçişleri Bakanlığımızın nezdinde çok büyük tatbikatlar yapılacak. Devlet elinden geldiğince mücadelesini ediyor. Bundan 10 sene önce çıkmış kentsel dönüşüm, o bu da var. Detaylarını hep anlattık burada. Ama bütün bunların yanı sıra çırılçıplak duran bir realite var. Acil müdahale edilmesi gereken. Nedir o? Psikolojisi. Yani bu işin psikolojisiyle nasıl mücadele edilecek? Onunla ilgili hiçbir şey duymadım. İlk kez de ben söylüyor olayım. Bunu da alıp istedikleri gibi kullansınlar. Bu işin psikolojik boyutu çok mühim. Bununla alakalı mümkün olduğunca uzman psikiyatrları konuk alsınlar. Hatta biz de alalım pazartesi. Önemli, Reyhan pazartesiye bul. Özkan abiyi de arayabiliriz. Sağlığıysa, en son bir ameliyat olmuştu. Veya bir psikiyatr uzman bulalım. Şunu soralım. İnsanlarımız bu deprem psikolojisiyle nasıl baş edebilir? Ne öneriyorsunuz? Ne yapsınlar? Çünkü ben yaklaşık bir buçuk ay uyumakta zorluk çekmiştim büyük deprem esnasında. Hatta bir arayış içine girmiştik. Birçok insan karavanda yaşamıştı. Evet. İnsanlar mümkün olduğunca köyüne, kasabasına göç etmişti. O psikolojiyi yenene kadar, en azından tekrar normalleşene kadar kendilerine zaman ihtiyacı hissetmişlerdi. Buna mukabil psikiyatrlar sıklıkla çıkıp konuşturulsun diye öneriyorum. Ki çok da mantıklı bir öneri. Benim bir arkadaşım vardı, senelerce uyuyamadı Hakan, depremi yaşayıp. Yani enkazdan çıkarılmıştı çünkü, çok şükür şimdi sağlığı iyi, ama senelerce uyuyamadı, tek katlı evlerde yaşamaya çalıştı, ev bulamadı, bin tane psikoloğa gitti. Çok ciddi travmalar bunlar, evet. Çünkü. Ve biz bir deprem ülkesiyiz, artık bunu söylememize gerek bile yok. İzmir'de dediğin gibi 4,9 ama yerin derinliğine bağlı olarak hissedilme derecesi farklı oluyor. Bazen çok derinde oluyor, hissetmiyorsun. Onların işi, orayı karışmayın abi siz. Yani hani neden bu kadar? Şimdi ben çünkü bakıyorum, şey derler. Televizyonlarda oturmuşlar. 4,9 mu 5'ti diye. Git işte, deprem olmuş. Çok hissedildi yani, onu onların, ya onu diyorum, sesle ben izledim. Evet. Çekmişler kardeşim. İşimiz bizim bu. 7-24 seyrediyorum, görüyorum, bakıyorum. Bayağı böyle vuuu yaptı. Evet, uğultuyla. Marmara depremi için de öyle söylemişlerdi. Bu arada 12 Kasım'da saat 18.57'de tüm Türkiye bir tatbikat yapacak, evet. Biliyorsun. Telefonlarımıza bir mesaj gelecek. Uyarı, deprem uyarısı, ne olduğuna dair detayları önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığımız daha net aktarır, ama 12 Kasım 18.57'de yani ülkece bu tarz durumlara hazır olabilmemiz adına bir çalışma yapılacak. Biz de detayları sizlerle paylaşıyor olabiliriz inşallah.